Herkese merhaba, ben Yağız İlhan. Bugün sizlerle kitap tanıtımı yapacağım. Yanımda Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Bugün Samet'le ikimiz de edebiyat okuyoruz ve dedik geldi de bugün. Dedim bir kitap tanıtımı yapalım. Birlikte yapalım dedik. İkimizin de okuduğu bir kitap. Ben sonuna tam okumadım ama Samet hepsini bitirdi. Birlikte yapalım dedik. Kitabımızın adı Hüseyin Nihal Atsız'ın Deli Kurt romanı. Deli Kurt romanı. Bu romanı biz hocamız önerdi demişti bize, edebiyatta bölümde önerdi. İşte vizede falan çıkacak. Biz yine de okuduk. İşte kitaptan biraz ön bilgilerini verelim. Kitap Hüseyin Nihal Atsız tarafından yazıldı. Ötüken Yayın Evi'nde yayınlandı. O yayınladı. İlk baskısı 1958'de yapılmış. Bu 63. basım. Öyle işte kitabın özellikleri onlar. İşte bu kitapta ne anlatılıyor? Biraz Samet bahsetsin. Bu kitapta Deli Kurt diye bir kahramanımız var. Diğer namı diğer Murat Bey diye. Bunun önceden babasıyla, yani İsa Bey ile Çakır bir dost gibi bir şeyler. İsa Bey'den bahsedelim istersen. İsa Bey şimdi hatırlatalım. Yıldırım Beyazıt var. Ankara Savaşı. Tarih bilenler bilir. Fetret devri yaşanıyor. Yıldırım Beyazıt esir oluyor Timur'a. Timur'a esir oluyor. Timur'a esir oluyor. Pardon. Timur'a esir olunca kaçırılıyor tabii. O yolda da ölüyor. Ondan sonra Fetret devri başlıyor. İşte İsa Çelebi var, Mehmet Çelebi var. Mustafa Çelebi. Musa Çelebi var. Onlar var. İsa Bey de taht kavgasına karışan bir şehzade. Deli Kurt da onun oğlu. Neyse. Şimdi nasıl olacağını ben söyleyeyim. İsa Bey ile Balaman Hatun diye bir annesi vardı, Balaman Hatun. Onların bir tane çocukları olacak. Hamide karısı. İsa Bey de bu taht kavgasına oluyor. Eğer oğlu olursa diğer tahta çıkacak olan, eğer kendisi çıkmazsa tahta çıkacak olan kişinin oğlu olursa ölmesinden korkuyor. Ve Çakır'a Balaman Hatun'un kaçırmasını söylüyor. İsa Bey zaten taht kavgasını kaybediyor ve ölüyor orada. Öldürülüyor. Ve onun Çakır Balaman Hatun'u sütenesinin yanına götürerek Satık kadına orada doğuruyor Balaman Hatun. İsa Bey'in oğlu Murat Bey'i. Adını da Murat Bey koyuyorlar bu arada. Daha sonra o Murat Bey'in ileride da Deli Kurt oluyor. Deli Kurt konmasına ben bahsedeyim. Şimdi biraz böyle hareketli bir çocuk. Böyle babası gibi ne denir? Güçlü. Böyle deli. Deli yani. Ondan dolayı Deli Kurt deniyor ve bu adının hakkını veriyor. Neyse bahsedeyim. Bu hikaye yılları 1400 yıllarında. Fetret devrinin zamanlarına doğru. Bu 1400'lerden İstanbul'un fethinden öncesi yani. Aynen. O süreci anlatıyor. O süreçte Deli Kurt'un yaşadıklarını. Aynen. İkinci Murat var. Daha sonra o tahta çıkıyor. Ondan sonra zaten Fatih ondan sonra gelecek falan. Burada Murat'ın Murat ve Çakır'ın yani Yeniçeri maceraları falan anlatılıyor. Bir de şeyleri var. Bir o Satık adının öz oğlu var. Evren diye. Onlarla ve Murat onunla beraber yaşıyor. Daha sonra ileride bunlar büyüyor tabii. Asker yani Yeniçeri olacak kadar yaşa da geliyorlar. Bu arada Murat Bey evleniyor tabii ki de. Onun çocukları falan oluyor. Ve bir tane bir hikaye oluyor Gökçen diye. O Türkmenlerin yaptığı. Onlar önce yapıyorlar biraz böyle güreş tutuyorlar. Aynen. Yapıyorlar, gelişiyorlar bayağı. Bir de bunlar çok istiyor tabii sipahi olmayı. Oluyor. Tabii öyle. İleride yapıyorlar. Oluyorlar. Bu Satık adında Yörük Obası'na gidiyor. Aynen. Satık adında Yörük Obası'na gidiyor. Burada onlar ziyaretine giderken Çakır, Enver ve Murat bu Satık adın Gökçen'in hikayesini anlatıyor. Gökçen çok güzel bir kız. Bir aşkı için beklemiş ama daha sonra gelmeyince yani Peri kız ya da cadı yani kim bilir öyle diyor. Öyle bir kız oluyor. Çok güzelmiş bayağı. Aynen çok güzelmiş. Bunu Murat görüyoruz zamanında ve ona aşık oluyor. Gökçen yani evli olduğu halde Gökçen'i seviyor. Hikaye bununla ilgili başlıyor. Daha fazla ayrıntı vermeyelim. Aynen.
daha fazla konuşursak biraz spoiler verebiliriz. Yalnız kitap çok güzel bir kitap. Sadece son sayfalarda birazcık ama, saçmalık var ama genel olarak... Ben daha son sayfaları okumadım. Pek bir şey yani söylüyorum. Genel olarak iyi bir kitap okumanızı tavsiye ederiz. Öneririz. Kitabımızı tekrar gösterelim. Almak isterseniz alabilirsiniz. Durun ya, arkasını okuyalım bir de. Okuyayım. Kitabın arkasında bir tanıtım yazısı var, onu okuyalım. Deli Kurt. Osmanlı tarihinde Yıldırım Beyazıt'tan sonra Şehzadeler Kavgası diye anılan devrin tarihi bir romanıdır. Bir bakıma göre Bozkurtlar'da başlayan Orta Asya'daki hayat kavgasının yeni vatan Anadolu'da devamıdır. Şehzadeler arasında süren ve tafsilatı henüz yeterince aydınlanmamış bulunan çarpışmada Yıldırım'ın oğulları hayat ve taht mücadelesinin hem kahramanca hem şairane hem de sefihane bir örneğini vermişler ve birbiri ardınca hayata veda ederek meydanı içlerinden birisine bırakmışlardır. Bunlar arasında en talihsiz ve hayatı en az bilinen ise İsa Çelebi'dir. Deli Kurt, İsa Çelebi'nin meşhur bir oğlunun dramıdır. Bu dram daha sonraki asırlarda daha büyük bir şiddetle sürüp gidecek ve yüzlerce şehzadenin hayatına mal olacaktır. Romanda görülen parlak bakışlı, gözlerine bakılamayan kız hayali bir tip değildir. Zamanımızda Muğla köylerinden birinde böyle bir kız yaşamıştır ve belki de hala yaşamaktadır. Roman yazarı bu parlak ve büyülü bakışları 500 yıl öncesine götürmekte, esere çeşidini vermekten başka bir şey yapmamıştır. Yani bu kız adı da Gökçe'ydi zaten, Gökçe. Size bahsettik. Hani çok bizden... farklı bir güçleri var. Aynen. Her şeyi biliyor ediyor. Şey inanışına sahipler, bu Uygurlar zamanında, Uygur zamanındaki işte şamanizm gibi şeyler yapıyorlar. Neyse yazdım. Milletin bir de okuması varsa oku. Şimdi, biz dinlediğiniz için hepine çok teşekkür ederiz. İnşallah kitabı okursunuz, beğenirsiniz. İnşallah hoşunuza gider. Aynen. Size yardımcı olabilirsek ne mutlu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.